Merhaba sevgili dostlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Plak isimli oyunun 7. bölümü olan biyolojik silah bölümünü oynamayı düşünüyorum. Ben yine zor seviyede oyunumu oynayacağım. Salgının adına Vaksinya diyorum ben. Oyun içinde neden Vaksinya dediğimi sizlere kısa bir şekilde aktaracağım. Oyunuma hemen hızlı bir şekilde başlıyorum. Hindistan bölgesinden ben enfeksiyonu başlatıyorum. Genelde ben oradan başlatmayı seviyorum. Neden diye sorarsanız hem daha rahat yayılıyor hem de nüfusu daha kalabalık. Hindistan ülkesinde yayılmaya başlıyor hastalığımız. Şimdi biyolojik silah modundaki oyunumuzun özelliği şu. Yani bu silah olarak kullanıldığı için bu oyun türündeki hastalığın öldürücülük seviyesi yüksek. Zaten bizim bunu baskılamamız gerekiyor ki bütün insanlara bulaş olsun ve bütün dünyayı yok edebilelim. Şimdi ben size bunu nasıl başaracağımızı da anlatacağım. Hemen buradan oyun hızımı 2 seviyeye getiriyorum. Sizlerin değerli vaktini çalmamak adına. Şimdi öncelikle yapmamız gereken şey acele etmemek. DNA puanımız yaklaşık 50 puan olana kadar bekleyip bir anda harekete geçmek. 50 puan olduğunda da ben size ne yapmamız gerektiğini anlatacağım. Şimdi şöyle arkadaşlar, Vaksinya dedim. Neden Vaksinya dedim? Vaksinya çiçek hastalığının virüsü. Bu oyun içinde de yazıyor zaten, işte çiçek hastalığından daha fazla öldürdü vesaire falan diye. Çiçek hastalığı zamanında dünyayı kasıp kavurmuş bir hastalık. Ama aşının bulunmasıyla beraber bu hastalık dünyadan silindi. En sonunda 1990'da aşılama da bırakıldı. Şimdi biyolojik silah olarak ben neden bu ismi verdim? Böyle spekülatif haberler falan var bazı yerlerde. İşte kimi ülkeler biyolojik silah olarak laboratuvarlarında vaksinya virüsü saklıyor vesaire falan diye. Yani bu aslında çok korkunç bir iddia. Bu ne demek? Yani laboratuvarında eğer vaksinya virüs varsa ve bunu nükleer bomba gibi, örnek veriyorum, herhangi bir bölgeye atarsa, o bölgedeki insanlar artık aşılama yapılmadığı için, çünkü virüsün dünyadan silindiği düşünülüyor. Aşılama yapılmadığı için çok çabuk bir şekilde hastalanıp bu hastalık nedeniyle ölümler tekrardan ortaya çıkacak. Yani bu biyolojik silah mantığının olayı bu. Bunlar tabi sadece iddia. Umarım böyle bir şey hiç yoktur. Vaksinya çok hızlı öldürüyor. Zaten biyolojik silah olduğu için normal, yani beklediğimiz bir şey. Şimdi yapmamız gereken şey nükleik asit nötrleşmesi 1 seviye, 2 seviye ve bunları da son seviyeye kadar çıkartmak. Onu yaptıktan sonra hava 1, su 1, bunları yapmak. Biraz daha DNA puanımızın birikmesini bekleyeceğiz. Bu arada yorumlarınız çok güzeldi arkadaşlar. Ben yorumlarınızın hepsini tek tek okudum. Güzel yorumlarınız için herkese tek tek teşekkür ediyorum. Olumsuz yorumlarınız da olabilir. Bunlar benim kendimi geliştirmem adına hepsini eleştiri olarak değerlendirip gerekeni yaparım. Bu konuda hiçbir şüpheniz olmasın. İslik belirtisi mutasyona uğradı. Ben hemen bunu geri alıyorum çünkü tespit edilmek istemiyorum hala. Diksiyonumla ilgili birkaç tane güzel yorum vardı. Ben aksine diksiyonumun kötü olduğunu düşünüyordum. Bu yorumlarınız beni gayet mutlu etti. Çünkü ben zamanında diksiyonumun kötü olduğunu düşündüğüm için sesli kitap okuyordum. Hala sesli kitap okuma ara ara yaparım. Bu yorumları da görünce açıkçası çok mutlu oldum. Tekrardan çok teşekkür ederim. O arkadaşlara da çok teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi zaten yorumlara ben mümkün mertebe herkese cevap vermeye çalışıyorum. Siz de yorumlara yazın. Sohbet edelim. Fikirlerinizi söyleyin. Oynamamı istediğiniz oyunlar varsa yorumlarda belirtin. Bir bakayım. Yani neden olmasın? Siz söyleyin. Ben oynamaya çalışırım. Bu arada yapmamız gereken şey şu: genetik sertleşmeyi arttırıp ilerideki tedavi, gelecekteki tedavi hızını düşürmeyi planlıyoruz. Bu sayede tedavi başlattıkları zaman bizi hemen bulup anında tedavi edemeyecekler. Burada artık bunu da 3. seviyeye getiriyoruz. 3. seviyeye getirdikten sonra burada yeni bir özellik açılıyor.
Annihilate, yani Annihilate gen kilidini aç diyor. Yani Armageddon'u dünyaya sal. Yani böyle çok havalı bir isim. Şöyle göstereyim. Bulaşma seviyesiyle ölümcüllüğe bakın. Bir de bunu açtığım zaman bakın. Yani çok şiddetli bir şekilde ölümcül olacak. Bütün dünyaya yayıldıktan sonra bu özelliği açar isek çok hızlı bir şekilde öldürüp bütün dünyayı yok edecek. Ama bunun için öncesinde bütün dünyayı hasta edebilmemiz lazım. Bu yaptığım adımları sırasıyla yaparsanız arkadaşlar çok rahat bir şekilde oyunu geçersiniz. Zor seviyede bunları yapmanız kafi. En zor seviye için belki bu kurtarmaz. En zor seviyeyi de ilerleyen vakitlerde çekerim. Yeni küçük hastalık yayılıyor. Bizi tespit ettiler. Burada yayılmadan hava ve suyu iki seviyeye çıkarmamız gerekiyor. Bunu yapmamız için çok geç kalmamamız gerekiyor. Çünkü hastalığın bütün dünyaya yayılması lazım ki bütün dünya ölmeden oyunu kazanabilelim. Altı ve 17 yaklaşık 1-2 DNA puanı daha gerekiyor bana. Su 2 seviyeyi de açıyorum. Yetenekler kısmında soğuk direncini de geliştirmem gerekiyor. Mutlaka 2 seviye yapmam gerekiyor. Yoksa Kuzey Kutbu'ndaki ülkelere ne yazık ki hastalığı bulaştıramıyoruz. Daha doğrusu yani ne yazık ki hastalığı bulaştıramıyoruz demeyeyim. Oyunu kazanamıyoruz diyeyim. Tabii ki yani hastalık bulaşmasın. Burada hemen son olarak ekstrem biyoaerosolü açıyorum. Yetenekler kısmına artık ağırlık vereceğiz sizinle beraber. Hemen buradan soğuk direnci 1, sıcak direnci 1 seviye yapacağız. Öksürük belirtisi mutasyona uğradı. Artık belirtileri çok da geri almama gerek yok. Şimdi soğuk direnci 2 seviye ve son olarak da ilaç direnci 2 seviye yapacağız. Burada ilaç direnci 2 seviye yapıyorum. Ve bu noktadan sonra yapmamız gereken şeyi size şu şekilde anlatayım ben. Anlatmaya çalışayım daha doğrusu. Şimdi benim elimde 10 DNA puanını mutlaka biriktirmem gerekiyor, mutlaka tutmam gerekiyor ve hastalık tüm dünyayı yayılana kadar benim vakit kazanmam gerekiyor. Vakit kazanmanın en güzel yolu uykusuzluk, paranoya ve nöbetleri açmak. Bunu yaptığınız zaman tedavi yavaşlıyor ve bütün dünyayı bulaştırmak için de isilik belirtisinden aşağıya doğru inmeniz gerekiyor. Şimdi ben gelen elimdeki ekstra DNA puanlarını buradan kullanarak vakit kazanmaya hem de bütün dünyayı bulaştırmaya çalışacağım. Dediğim gibi nöbetleri açıyorum. İsilik açıyorum. 7 DNA puanı. Şimdi bunu açar isem elimde 15 DNA puanı var. Yani 10 DNA puanının altına düşecektim diye açmadım. Şimdi açabilirim. Hala 13 DNA puanım var. Bu DNA puanlarımı saklıyorum. Dediğim gibi 10 DNA puanı benim için çok kritik. Benim için çok önemli. O 10 DNA puanını elinizde tutmanız gerekiyor. Yoksa oyunu kaybedersiniz. Hemen buradan deri lezyonlarını da geliştiriyorum. Şimdi hem bulaşma seviyesi çok fazla hem de tedavi hızını yavaşlatmak için gerekli olanları yaptım. Buradan bir de anemiyi arttırabilirim. Daha da yavaşlatabilmek için tedavi hızını. Hemen buradan tedavi hızını biraz daha yavaşlatabilmek için anemi belirtisini bir seviye yükseltiyorum. Bundan sonra artık benim burada yükseltmeyi düşündüğüm herhangi bir bulgu yok. Yetenekler kısmından
genetik karışıklığı artırarak tedaviyi azaltabilirim. Bundan sonraki DNA puanlarımı orada kullanmayı düşünüyoruz. Tedavi hızı %50'lere kadar geldi. Artık çok da önemli değil. Zaten bütün dünya hasta olduktan sonra bunun çok bir önemi kalmayacak. Rusya çok hızlı bir şekilde hasta oluyor. Delilik belirtisi mutasyona uğradı. Bu birazcık şiddeti artırıyordu ama çok da önemi yok artık şu saatten sonra. Ama ben yine de bunu yani şiddeti çok artırmaması için düşüreceğim. Çünkü Grönland'daki bütün insanlar hasta olmadan hasta insanların ölmesini istemiyorum. Tedavi %75 tamamlandığı için genetik karışıklığı ben bir seviye artırıyorum. Elimde hala 11 DNA puanı bulunduruyorum. Artık Grönland'ın tamamen hasta olmasını bekleyeceğiz. Tamamen hasta olmasına da gerek yok. Şöyle %50-%60'lara kadar hasta olursa, hatta %91'lerde ben bunu çok bekleyemeyeceğim. Bu geni artık açıyorum. Tedavi çünkü çok hızlandı. Hemen buradan gelen DNA puanıyla genetik karışıklığı 2 seviye yapıyoruz. Bunu düşürüyorum. Genetik karışıklığı 3 seviye yaptım. Şimdi arkadaşlar orada minik bir müdahale yaptım. O minik müdahale şundan dolayı gerekliydi. Şimdi Grönland'daki insanların tamamı hasta olmadan tedavi tamamlanıyordu. Ve ben bunu istemiyorum. Bunu istemediğim için çok hızlı bir şekilde DNA puanı kazanmak için bu geni aktif ettim. Bu geni aktif edip çok hızlı bir şekilde insanların ölümüne sebebiyet verdikten sonra DNA puanları kazanıp tedaviyi düşürdüm. Tedaviyi düşürdükten sonra ise şimdi insanlar çok hızlı bir şekilde öldüğü için Grönland'daki insanlar çok hızlı öldüğünden hastalığı bulaştıracak insan kalmayacaktı. Ve bu nedenle ben buna engel olmak için o geni tekrardan inaktif ettim. Şu an tekrardan ben Grönland'daki bütün insanların hasta olmasını bekleyeceğim. Bulaşıcılığı artırmak için buradan artık ben ölü dokuyu açıyorum. Şimdi dünyada sağlıklı insan kalmadı yazısını gördükten sonra rahat olabilirim. Buradan bu verdiğim DNA puanlarını geri alıyorum. Benim için 10 DNA puanı yeterli olacak zaten. 10 DNA puanıyla da bunu açıyorum. Ve artık dünyadaki insanların zaten gördüğünüz gibi neredeyse tamamı ölmüştü. Yürüyen ölü belirtisi kombosu artık bu çok önemli değil. Oyunu kazandık arkadaşlar ama ben bu oyunda böyle minik bir kırıklık yaptım. Yani hani böyle sabit bir oyun modunda, daha doğrusu sabit bir oyun kafasında oynayıp da kazanamayacaktık bu oyunu. Öncelikle şunu yaptım ben. Hastalık grafiğini açtığımız zaman şu seviyede görüyorsunuz, şurada bir pik yaptığı seviyede tedavi neredeyse %99'a gelmişti ve ben oyunu kaybediyordum. Oyunu kaybetmemem için de benim genetik karışıklığı arttırarak tedavi hızını azaltmam gerekiyordu. Bu noktada ben hemen Armageddon genini açıp hızlı bir şekilde DNA puanı kazanıp genetik karışıklığı arttırdım. Genetik karışıklığı arttırdıktan sonra çok hızlı bir şekilde öldürdüğü için çok hızlı bir şekilde DNA puanı kazandım. Bu şekilde tedavi de geri çektim. Fakat Grönland'daki insanların %50'si hastaydı. Şöyle düşünün, yani şöyle anlatmaya çalışayım. 50 kişi hasta, 50 kişi sağlıklı. Hastalık 5 kişiye bulaşıyor ama 25 kişi ölüyor. Ne olacak? Bir 25 kişi daha ölecek, bir 5 kişiye daha bulaşacak.
10 tane hasta insan geriye kalan sağlıklı insanları bu hastalığı bulaştıramayacak. Bu yüzden ben tekrardan Armagedon genini inhibe ettim ve tekrardan hastalık bulaş seviyesini artırıp bütün insanları bulaştıktan sonra tekrardan ölümcülüğü şiddetli bir şekilde arttırdım. Umarım anlatabilmişimdir, aktarabilmişimdir demek istediğimi. Siz de yorumlarda kafanıza takılan bir yer olursa burada niye böyle yaptık derseniz ben size seve seve bunu açıklarım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. İyi günler dilerim. Her şeyin başı sağlık. Umarım sağlığınızı hiç kaybetmezsiniz.